FETÖ'cüler 15 Temmuz sonrası kendini kurtarmak için her yolu denedi. Bazıları Pensilvanya'dan gelen talimatla diğer tarikatların içine sızdı. Bazıları da Doğu ve Güneydoğu illerine giderek kendilerini unutturmaya çalıştı. Yeni üniversitelere gönderilen elemanlar özel desteklerle doçent, profesör oldu. Bu planda FETÖ'nün Amerika'ya kaçan akademi imamı Şerif Ali Tekalan aktif rol oynadı. Kendini gizleyen ve AK Parti'ye yanaşan rektörler eliyle FETÖ'cü kadroların önü açıldı. Örgüt talimatlarını yerine getirmeyen rektörler deşifre edilmekle ve ellerinde bulunan özel dosyalarıyla tehdit edildi. Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesi'nde FETÖ örgütlenmesini gündeme getirdi birçok kez haber yaptı. Aydınlık, üniversitede görev yapan Nurettin Veren'in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem'in faaliyetlerine mercek tuttu. Bedirhan Önem, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Bunun üzerine aydınlığı tehdit etmeye başladı. Peşlerindeyiz. Onların da rahat yani FETÖ adına rahatarak hareket etmelerini engelleyeceğiz. Örgüt içinde Yetiş Ahmet olarak anılan kişiye Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Ancak Yetiş Ahmet bunun tehlikeli olacağını belirterek emri dinlemedi. Yetiş Ahmet örgütten ihraç edildi. Bu durumu öğrenen Yetiş Ahmet Şırnak'tan Gürcistan'a kaçarak aydınlıkla dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı. Hizmet içerisinde Molla mertebesinde olan Bedirhan Önem Eylül 2017'de yanında olacaksın dedi. Bedirhan abi 15 Temmuz'dan sonra çağrılınan kamu görevlilerindendi. Görev yeri Şırnak Üniversitesi görevi uzmandı. Hakimler önünde eğiliyor, savcılarla ev buluşmalarında karşısında el penci duruyorlardı. 10 aydan fazla Mersin'de Bedirran önemli görev yaptıktan sonra kendisiyle Şırnak'a gelmemi, yardımcı olmamı istedi. Yetiş Ahmet'e talimat gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi burada bu tehdit tabii sadece Aydınlık yayın yönetmenine değil, bütün Aydınlık ve Ulusal Kanala. Çünkü Aydınlık ve Ulusal Kanal bu mücadeleyi bırakmadı. Altını çiziyorum. 15 Temmuz'dayız. Bırakmıyoruz. İtirafçı Bedirhan Önem'in FETÖ içerisindeki rolünü tek tek anlattı. Bedirhan abinin Şırnak 3. Ağa cezadaki davasını Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal yıllarca takip ettiği için çok yıprandık. Cevdet Türk Yolu abi Bedirhan Önem abiye Pegasus adlı bir dinleme izleme takip yapabilen bir yazılım yüklü telefon ve bilgisayar gönderdi. Bedirhan Önem Pegasus'la Şırnak'ta istediği devlet görevlisinin konuşmalarına mesajlaşmalarına ve WhatsApp yazışmalarına ulaşabiliyor. Şırnak'ta milliyetin ve emniyette kurduğumuz sistemle her şeyden haberi oluyordu. Bedirhan Önem Şırnak'ta validen daha etkili bir konumdadır. Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'le hangi olaydan ötürü ayrılık yaşadığını ve örgütten dışlandığını anlattı ve İlker Yücel'in ölüm emrini verdiği itirafları da ortaya çıktı. Canımı zor kurtardım. Şu an Batu'ndan yazıyorum yaşadıklarımı. Canım tehlikede de olsa bana yapılan haksızlığı sineye çekmemeye karar verdim. Bediran Önem kendisini sürekli haber yapan ve gizli bilgilerini ortaya çıkaran Aydınlık, Ulusal Kanal İlker Yücel, Ferdi Tanlan, İsmet Özçelik'e büyük bir nefret beslemektedir. Bu nefretin tezahürü olarak İlker Yücel'i Twitter'da kendisine yazdıklarının yarattığı öfkeyle ölüm emrini verdi. Ülkeye gelen kaçak Afganları belirli belirlediğimiz hedefleri yok etmek için kullanıyoruz. Bediran önemi İlker Yücel'in öldürülmesinin Türkiye'de olay olacağını Perinçek'in sağ kolu olduğunu söyledim ve talimatı yerine getirmedim. İşte kalemim bu yüzden kırıldı. Hizmet diye diye bizi aldattın sen. Çok geç anladım. 15 Temmuz sürecinde başka yayın organlarının bu mücadelelerde FETÖ'ye karşı hükümete yakın yayın organlarının aydınlık kadar atak olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Bu haberleri yapmaya cesaret edemediklerini, özellikle siyasi ayakla ilgili cesaret edemediklerini görüyoruz. Yetiş Ahmet, hayati tehlikesinden endişe ettiğini anlattı. İlker hücreli öldürmek için Afganları gönderdiğini ve bana artık ihtiyacının olmadığını rahmet tokadı yemem gerektiği bahanesiyle beni azletti. Yıllarca verdiğim emekleri hiç etti. Yıllarca senin kahrını çektim. Yetiş Ahmet dedin, her işe yetiştim. Karşılığı bu mu olacaktı? Gaygubut'e git dedin. Beni zehirleyip öldürme talimatını verdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun Bedirhan Önem? Salih bana abi gelme çok kötü şeyler olacak, her şeyi evinde bırak hemen git demeseydi, beni uyarmasaydı ben bugün ölmüş olacaktım. Aydınlık peşlerini bırakmayacak. Yani bizim ev adreslerimizi yayınlasalar bile, başka tehditlerde bulunsalar bile peşini bırakmayacak. Bu ekibi FETÖ'ye çalışan bütün mahrem imamları tek tek tespit edeceğiz ve yargılatacağız. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir'e vereceğimiz söz bu olsun.